Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olabilmesi, millet iradesi üstünlüğünün ve hukukun üstünlüğünün mutlak manada korunmasına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir laik devlettir. Laik devlet olabilmesinin şartı, hiç kimsenin inançlarından dolayı muhafaza edilmemesine bağlıdır. Ve bu ülkede hiç kimsenin inançlarından, düşüncelerinden dolayı ikinci sınıf vatandaş sayılmamasına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sosyal devlettir. Sosyal devlet, fakirle zenginin arasındaki mesafenin çok büyük olmadığı, daha doğrusu bu ülkenin vatandaşlarının hepsinin ama tümünün insanca yaşama hakkına sahip olduğu ve bu hakkın gerçekleştirdiği devletin adıdır. Kim ne yaparsa yapsın, denilen devletin adı değildir. Binaenaleyh bir ülkede insanca yaşamaya aykırı düşen durumlar varsa devlet sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmiyor demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük müessesesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olması, laik devlet olması ve sosyal devlet olması vasıflarını gözetecektir. Mutlaka bunları gözetecektir. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük müessesesi bunları gözetirken, gözetmesi lazım gelen diğer bir hususta, parlamento tarihinde parlamentolara hayat veren önemli özelliklerden biri olan vergi tarihiyle tarih edilen vergilerin nereye sarf edileceği hususudur. Vergi tarihi, yani vergi konulması bu müessesenin en birinci görevidir. En başta gelen görevlerinden biridir. Vergi konulması hükümetlere bırakılamaz. Veya vergi konulması hükümetler dışında başka müesseselere de bırakılamaz. Vergiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi koyacaktır. Halktan alınan vergilerin nereye sarf edileceğini de bu müessese karar verecektir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda gereklidir. 91. maddenin gerekleridir. Diğer maddelerin gereklidir. 166. maddesinin gereklidir. Şayet vergi tarihine bu müessese karışmazsa veya vergi tarihinde ikinci dereceye düşerse veya vergi tarihinde bazı şeylere karışır bazı şeylere karışmaz durumuna düşerse veya vergi tarihi fiilen bu müessesenin, resmen bu müessesenin elinde, şeklen bu müessesenin elinde olup da fiilen hükümetlerin elinde olursa veya başka müesseselerin elinde olursa o takdirde bu büyük müessese yetkililerinin bir kısmını yitirmiş, bir kenara itilmiştir. Tarih edilen vergilerin nereye konulacağı hadisesi bunun kadar önemlidir. Eğer toplanan vergi, yani konulan vergiler nereye konulacağına bu müessese karışmazsa bu takdirde devletin imkanlarının dağıtılmasında zümreler arası, bölgeler arası dengesizliklerle karşı karşıya kalınır. Öncelikler hadisesi ekonomik bir durum değildir, siyasi bir durumdur. Öncelikleri verme bir siyasi heyetin işidir. En yüksek siyasi heyet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Binaenaleyh gerek vergi tarihinde, gerekse vergilerin sarfında bu yüce müessesenin bir kenara itilmemesi lazımdır. Bunu şunlar için söylüyorum. Eğer bir ülkenin gelirlerinin yarısına yakını fonlar adı altında bu müesseseye uğramadan veya her şey olup bittikten sonra bu müesseseye uğrayarak toplanıyor, dağıtılıyorsa burada bu müessese kendi kendisini bir miktar kenara itmiş demektir. Fonlar, bütçesi olan bir ülkede fonlar bütçenin fasılları mı? Bütçenin fasılı eğer devlet sarf yapacaksa bütçesine koyar, neyi nereye sarf edeceğini oradan sarf eder. Ve nereye sarf edeceğini de buradan geçirir. 161 tane bir rivayete göre, bir rivayete göre 138 tane fonun içerisinde 4,5 trilyon parayı toplayıp bunu hükümetlerin inisiyatifine bırakarak, hükümetlerin keyfi olarak şu istikamette, bu istikamette kaydırmasına bırakarak yapılan iş nedir? Yapılan iş doğrudan doğruya ülke kaynaklarının dağıtımına meclisin önceden karışamaması hadisesidir. Fonlar meselesi üzerinde daha çok konuşulacak gayet tabii. 2 saat içerisine neyin sığacağını, neyin sığmayacağını bilmiyorum. Ne kadar sığarsa onları söyleyeceğiz. Söyleyemediğimiz şeyler olursa, onları da fırsat buldukça, vakit buldukça söyleyeceğiz. Söylemekten çekinmeyeceğiz. Söyleyeceğimiz şeyler ülkenin yararlı olan şeylerdir. Söyleyeceğimiz şeylerden kimse alınmamalıdır. Tartışılmadığı sürece gerçeği bulmak mümkün değildir. Bu meselesinin varlığı aslında tartışma için. Onun içindir ki, burada 2 saatin içerisinde söyleyemediğimiz şeyler olursa, onları söylemek istemediğinden dolayı değil, vaktin kifayet etmediğinden dolayı söylememiş oluruz.